44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine yağmurlu bir İsviçre gününden. Bugün arkadaşlar ne mi konuşacağız? Uzun zamandır zaten sizlerle sohbet etmiyorduk. Sohbet etmeyi de özlemişim bu arada. Bugün Avrupa'ya nasıl kaçak olanak gelinir diye bana birçok bununla ilgili mail geliyor. İşte abi kaçak olarak gelmeyi düşünüyorum. Tanıdığın kimse var mı? Nasıl gelebilirim? Hangi yolları izlemeliyim? Vesaire vesaire vesaire. Bununla ilgili birçok soru geliyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bana soruyorsunuz ama ben ne bilirim baba ya, nasıl gelinir nasıl gelinmez. Ben evlenip geldim hani. Bana bununla ilgili soruları sorarsan ne yapmam gerekiyor, nerelere başvurmam gerekiyor, bunu sana söyleyebilirim. Anlatabilirim ama ben kaçak olarak gelmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ki baba. Ne diyeyim ben sana şimdi? Tavsiye de etmiyorum zaten, hani burada o şekilde gelen birçok arkadaşım var. Ve yaşadıklarını anlatınca, yani insanın kaldırabileceği bir şey değil abi. O insanın kaldırabileceği bir şey değil gerçekten. Hani anlattıklarını anlatmayayım şimdi. Hani uygun olur mu olmaz mı? Çünkü bu illegal bir durum arkadaşlar. Bu yasal bir şey değil. Hani kalkıp da bana bunu sormanız bile bir kere normal değil. Çünkü hani ben şimdi hani kaçak olarak buraya geldiğimi söylesem dersin yani ya sen kaçak olarak gelmişsin hani bilirsin az çok işleri, nasıl gittim falan anlat dersin. Amen. Ama ben o şekilde gelmemişim ki, ben buraya evlenip gelmişim yani. Gittim konsoloslukta, aile birleşimi vizeme başvurusunda bulundum. Bindim uçağıma, geldim elimi kolumu sallayarak 3,5 saatte. Hani bana bunlarla gelin, ben onu bilmem ki. Tamam sizleri de anlıyorum hani, belki çevremde vardır diye, ama ya çevremde var da gençler, ben şimdi bunu buradan anlatamam ki. Ben bunu size Instagram'dan da anlatamam. Ben bunu size farklı bir sosyal medyadan da anlatamam. Özel olarak da anlatamam. Çünkü yasal değil bu. Anladınız mı? Örnek veriyorum. Biriniz gittiniz, denediniz benim söylediğim yöntemi diyelim. Yakalandınız. Yani kalkıp da dersen orada işte şu kişi bana bu yöntemi gösterdi dersen, abi ben direkt insan kaçakçısı durumuna düşüyorum. Ya kusura bakmayın da yani niye yani ağrımayan başımı ben ağrıtayım ki? Dediğim gibi bu gerçekten hani insanın kaldırabileceği bir şey, ben arkadaşlardan dinliyorum. Yani gelenlerin de çoğunluğu zaten psikolojisi bozuk. Yani o şekilde gelenlerin, çünkü hem o geliş sürecindeki yıprantılar, yaşadıkları korku, endişe, ölüm tehlikesi, hem buraya geldikleri zamanki ortam değişikliği, kültür değişikliği, dil değişikliği, istediğini yapamama, kendini ifade edememe, yalnız kalma, bunları çok çok yıpratıcı şeyler. Allah hani düşmanımın başına vermesin, kimseyi de bu durumda bırakmasın, yani bu yolu izleyecek duruma da düşürmesin kimseyi. Ama elinizde olmadıkça, yani hani ya gideceğim ya öleceğim safhasına gelmedikçe bence böyle bir şeyi göze almayın. Çünkü halbe yani yarı yarıya ölüm riski var. Ben hiç kimseye bunu önermem. Bu yolu bilsem de kimseye anlatmam zaten. Çünkü kimsenin günahına giremem ben. Ve böyle yasa dışı bir illegal bir işlemin de içerisinde bulunmam. Bu yönden arkadaşlar kusura bakmayın. Bu tür gelen artık mesajları, yorumları dikkate bile almıyorum. Çok özür diliyorum. Sizlerden cevaplamıyorum da. Ama onun haricinde bana yazan herkesin mesajını elimden geldiği kadarıyla cevaplayabiliyorum. Dediğim gibi İsviçre'de yaşamanın en garanti ve rahat yolu evlilik. Evlendiğiniz takdirde burada gelir paşalar gibi oturumunuzu alırsınız, çalışma izninizi alırsınız. Kimse de size kış diyemez. Büyük bir suça karışmadığınız sürece burada tabi. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.
Umarım yararlı bir video olmuştur diyemeyeceğim çünkü pek yararınıza dokunacak bir şeyler söylemedim. Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum ama kaçak olarak gelmek hariç bu tür yorumları istemiyorum. Bedirhan oğlum bak. Bak bak oğlum Bedirhan yapma. Ve hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, kanalıma abone olarak bildirimleri açıp bu ve bunun gibi birçok videodan haberdar olabilirsiniz ve ailemize katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.